Gelaş ilçesinde sebze tarımı yapan yetiştiriciler son yıllarda hem girdilerin yüksek olması hem tarımsal üretimin işte su kaynaklı problemlerden kaynaklı tarımsal üretimden vazgeçmiş olmaları hem bölgedeki arazilerde tarımsal üretim yapan veya sebze yetiştiriciliği yapan kişilerin kendi arsalarında, kendi arazilerinde değil de kiralamış oldukları arazilerde sebze yetiştiriciliği yaptıkları için işte bir yıl, iki yıl sebze üretip ikinci yıldan sonra yer sahibiyle anlaşmazlığa düştükleri için o kullandıkları sebze sıralarının üzerinde serdikleri, tarımsal üretimde faydalandıkları malçları olduğu gibi tarlada bırakarak gidiyorlar. Tabii ki bunun toplanması ayrı bir maliyet. Yer sahibi de bunu toplamadan hemen işte bunu çok da önemsemeden traktörle tekrar ertesi yıl ya kendisi ekmek için veya tarlayı sürmek için toprağa karıştırdığında bu naylon tabii ki toprak bir pullukla sürdüğünüzü düşünün. Bu naylon türevleri, polietilenler toprağa karışarak toprakta bir kirletici bir unsur oluyor. Aynı zamanda toprak yüzeyinde kalanlar ise sağa sola çöp olarak hem arazide kötü görünüş gösteriyor hem çöp olarak bir sıkıntı durumu var. Hem de bu eğer ileriki durumlarda devam ederse bu birikme ileriki durumlarda toprakta tarımsal üretimin yapılmasına da engel oluyor. Biz bunu normalde toprak üstüne kapatarak toprak altındaki nem kaybını normalde gidermeye, korumaya çalışırken bunu bir iki defa toprağa karıştırdığınızı, parçaladığınızı, toprağa şey yaptığınızı düşünün. Bu kez toprak altında bitkinin kök gelişimini engelleyecek, toprağın su tutma kapasitesini engelleyecek ve aynı zamanda ileriki dönemlerde ayrıştığını düşünün 150 yıl sonra toprağı kimyasal yapısı olarak da nispeten bozmuş olacak. Tabii ki bununla ilgili yaptırımların olması lazım. Bununla ilgili denetimlerin olması lazım. Bazı yer sahibi çiftçilerimiz bu konuda çok dikkat etmiyorlar, önemsemiyorlar. Ne olacak diyorlar. İşte bir sıra naylondur, toprağa karşı çürür gider. Ama tabii ki bunların düşündükleri gibi değil. O naylonların çürümesi 100 yıldan 500 yıla kadar gidiyor. Bu da naylonun içine katılan ve naylonun dayanıklılığını, güneş ışınlara karşı dayanıklılığını arttıran maddelere göre değişiklik gösteriyor. Tabii ki çevre bilinci olan bir insanın bunu dikkate alması, yapılan bu malçlamadan sonra her yıl eğer bu malçlama yıllık yapılıyorsa ilk yılın sonunda hasatla birlikte bitki artıklarıyla birlikte bu malç artıklarının da toplanması, ondan sonra toprağın işlenmesi en mantıklı olan bir durum söz konusu. Tabii ki bunun gündeme getirilmesi çok önemli. Belki ilk yıl atıktan zarar olmaz, belki ikinci yıl olmaz ama tabii ki bu alışkanlık olur. 4 yıl sonra, 5 yıl sonra o toprak tarımsal üretim yapamayacak kadar kirli ve kullanılamayacak kadar da kimyasal olarak zehirlenmiş ve bozulmuş bir yapıya bürünür. Buna lütfen dikkat edelim. Özellikle tarım il müdürlükleri, tarım ilçe müdürlükleri veya ilçe belediye başkanlarından bu konuda hassas olmalarını, bu konuda üreticileri ve yer sahiplerini bilgilendirmelerini ve bununla ilgili bir bilinç oluşturmalarını tavsiye ediyorum.